Merhabalar arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? Sesle görüntüde bir sıkıntı var mı arkadaşlar? ben de iyi Mustafa'cığım. Tamamdır. Nerelerden katılıyorsunuz bakalım. Kısa bir tanışma yapalım sonra dersimize geçelim. Nide, Güzel, Kahramanmaraş, Yüksekova, Uşak, Tekirdağ, Iğdır, Evet, Gaziantep, Adana. Çok güzel. Peki LGS maraton nasıl ilerliyor? Var mı sıkıntı? Denemelerimiz nasıl geliyor? <laughs> Evet İstanbul, Ankara, Sakarya, güzel yorucu, süper. 438 son konular beni zorluyor. 70 75 güzel. Şu dönem için süper. 422 Anladım. Peki fendi hangi konulardasınız? Basit makinelere geçiş yapıldı mı? 401 Peki dördüncü ünite. Dördüncü de madde ve endüstriye geçenler var mı? Oradasınız. Güzel. Dördü bitiren var mı peki? Tamamdır. Kalıtımda çok takılıyorum diyen İlayda. Şu an kalıtımı anlatacağım. Tanıtım dersinizde kalıtım dersini anlatacağım. Kalıtımın giriş kısmı biraz sıkıntı. Sıkıntı dediğim 5-6 tane kavram var. Eğer o kavramların anlamlarını biliyorsak kalıtım gerçekten çok kolay. Birazdan da göreceğiz. Kalıtımla ilgili sorular hazırladım. Çıkmış sorular, LGS soruları, yeni nesil, normal sorular da var. Bunların hepsine bakacağız. Evet, maddenin işisi değil, maddenin madde ve endüstri konumuz. Yani dördüncü ünite konusu. Şu an ben kalıtım anlatacağım tanıtım dersinde. Şimdi güzel bir ders bizi bekliyor arkadaşlar. Ee, kalıtım anlatacağım. Kalıtımla ilgili sorular çözeceğiz. Ee, kayıt olmak istiyorsunuz istiyorsanız eğer Feyza Hoca koduyla indirimden yararlanabilirsiniz. Basınç biraz zor. Şimdi basınç konusu şöyle. E, basınç konusu 8'in en kısa konusu, en kısa ünitesi. Bu yüzden konu çok kısa olduğu için soruları çok fazla detay üzerinden geliyor. Mesela katı basıncı Örneği veriyor ama sıvı dolduruyor içerisine veya sıvı dolduruyor katı basıncını istiyor gibi. O zaman şöyle yapalım. Ee, kalıtım anlatayım sonrasında birkaç şöyle kritik sorular çözelim olur mu? Gaz basıncı. Haydi başlayalım. <laughs> Derslerimiz çok güzel geçiyor arkadaşlar. Yani kayıt olanlar bile çok eğlenceli. Birkaç anahtar kelime, sözcük, şifre ile ve ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Evet kalıtımla başlayalım tanımı. Kalıtım nedir? Canlarda bulunan özellikleri. Saç rengi gibi, saç şekli gibi, göz rengi, ten rengi, çiçek rengi gibi özelliklerin gelecek nesillere aktarılmasına kalıtım denir. Kalıtım bu alanla ilgilenen bilim dalı ise kalıtım bilimi veya genetik diyoruz. Peki kalıtımın kurucusu kimdi Çet? Kalıtımın kurucusu. Haydi bakalım kimler biliyor? Mendeleyev mi Mendel mi? Nur Hayat Mendeleyev dedi. Bengisu Mendel Mendel. Evet kalıtımın kurucusu Mendel. Periyodik sistemin babası Zümra ve kim söylemişti? Nur Hayat Mendeleyev. Peki elementleri sekizerli sıralayan kimdi? Sekizerli sıralayan. Şu an 2'den koptuk 4'e geçtik ama. Evet, Newlands mesela unutanlar elementlerin tarihçesinde. Periyodik sistemde 8'erli sıralayan Newlands nasıl aklıma geliyordu? Buradan. 8. Veya kim vardı 3'erli sıralayan sıralayan Döbereiner. Burada da e sayısından yakalayabilirdik veya nokta sayısından yakalayabiliyoruz. Veya Moseley. Moseley ne yapmıştı? Moseley'in şifresi de Mo'dan aklıma geliyor. Yani modern. Günümüzde kullandığımız periyodik sistem. Modern periyodik sistemde ne vardı aslında? Artan atom numarası. Bu gibi şifrelerle anlatıyorum ders arkadaşlar. Fenin ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Evet 8 harften de çıkartabiliriz. Rica ederim. Ama bugün kalıtımı anlatacağım. Yine e, vaktimiz kalırsa ders sonuna doğru birkaç şifreden bahsederim size. Devam edelim. Karakteri artık öğrenmişizdir bence. Çünkü şu an 4 ve 5. ünitelerde olmuş olmanız gerekli. Şu an ben tanıtım dersinde ikinci üniteyi seçtim. Kalıtımı seçtim. O yüzden bildiğinizi varsayıyorum ama tekrardan bir hatırlayalım. Canlıların genetik olarak sahip olduğu her özelliğe karakter denir. Nedir mesela? Sen günlük hayatta bir insanın karakterini nasıl tanımlarsın? İşte dürüst dersin. İşte bencil dersin. Dobra dersin. Ama fendeki karakter ise saçının rengi, saçının şekli, boy, göz, ten rengi, kan grubu gibi özelliklerdir. Bunlar fendeki karakterlerdir. Devam edelim gen. Hatırla mesela kedigen şifresini herkes biliyordur bence değil mi Çet? 7'de de gördük 8'de de. Ne dediğimiz şey nükleotitti. Nükleotitler bir araya gelir ve geni meydana getirir. Gen nedir aslında? DNA üzerinde bulunan anlamlı parçalardır. Ne gene olabilir? Saç rengi, göz rengi, boy uzunluğu, kan grubu gibi. Bunlar yani aslında anne babadan bize aktarılan bir miras diye nitelendirebiliriz. DNA ise kısalıp kalınlaştı ve özel proteinlerle birleşti kromozom meydana getirdi. Sonrasında kavramımız baskın gen. İki tane kavramım var. Bunlar kalıtımın en önemli kavramları. Baskın, çekinik. Peki baskının diğer ismi neydi chat? Bence biliyorsun. Baskın. <laughs> Çok güzel. Baskın veya dominant. Çekinik ise Çok güzel. Çekinik ise resesif geldi. Peki, baskın genin özelliği ne? B'den aklıma geliyordu. Baskınsa ben baskın genleri büyük harflerle göstereceğim çekinik genleri ise küçük harflerle göstereceğim. Mesela baskın için A olabilir, B, C. Çekinik ise küçük a, küçük b, küçük c. Şurada da gördüğümüz gibi. Mesela bana diyorsa eğer kahverengi göz rengi geni maviye baskın. O halde kahverengi baskınsa maviye, kahverengi maviden büyükse kahverengi için ben büyük harf tercih edeceğim. O zaman maviye de Seçtiğim harfin küçüğünü, mesela buraya büyük A, buraya küçük B demeyeceğim. Aynı harfin bir büyüğü, bir de küçüğünü tercih ediyoruz. Veya kahverengiye ben S harfi dediysem, maviye küçük S demek durumundayım. Onun dışında bakalım, çekinik gen küçük harflerle gösterilir. Çekinik genin şöyle bir özelliği var. Etkisini göstermesi için tek bir ihtimal vardı. Neydi onun genotipi çet? <laughs> Çok güzel ilayda. Küçük harflerle gösteriyor. Mesela bana mavi göz mü diyor. O zaman küçük küçük yan yana yazıyorum. Bir tane büyük olduğu takdirde zaten üç tane ihtimal var. Yazalım onları chat değerlendirelim. Büyük A büyük A olabilir. Büyük A küçük A olabilir. Veya küçük A küçük A olabilir. Şimdi en üste baktığımız zaman... Kavramımızda ne olsun diyor ki bana siyah saç rengi geni sarı saça baskındır. O zaman siyah baskın gense az önce öğrendim ben baskını ben büyük harflerle gösteriyordum. Çekinik ise sarı ise o zaman sarıyı da küçük a ile gösterdim. Şimdi bakıyorum genotipi büyük a büyük a şu şekilde yazalım genotipler bu tarafta olsun sağ tarafa fenotipleri belirtelim. Şimdi genotip ve fenotiple iki tane daha yeni kavram karşıma çıktı. Genotip neydi gen yani gen yapısı. Yok bebeğim yazmanıza gerek yok. Yani istiyorsanız not alabilirsiniz ama genotip gen yapısı demek. Fenotip ise F harfinden aklıma geliyordu. Neydi? Çok güzel Hasan. Aslında fiziksel özellik. Yani dış görünüş. Demek ki genlerimizde meydana gelen şeyler, genlerimizdeki o karakterlerimiz büyük A büyük A. Ama bunun dışa vuruş şekli, dışarı gösterimi ise fenotip olarak adlandıracağım. Peki bakıyorum, annesinden de babasından da hangi gene almış? Siyah. O zaman bu çocuk için fenotipi ne diyebilirim? Siyah saçlıdır. Şimdi ikinciye geldiğim zaman bir büyük A var, bir küçük A var. Anneden siyah, babadan sarı almış. İkisini de almış. O zaman bu çocuk genotipinde siyah saçta, sarı saçta taşıyor. Peki neden fenotipte? Veya hangisini gösterecek? siyah. Neden siyah? Çünkü siyah sarıya baskın. Burada tek başına buradaki sarının tek başına bir manası yok. Az önce söylemiştik. Çekinik genin etkisini gösterebilmesi için anneden de babadan da ikisinden de sarıyı alıyor olması lazım. Bakıyorum zaten sarı 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 saçlı olacak. Fenotip neydi? F'den aklıma geliyor. Fiziksel özellik yani dış görünüştü. Genotip ise gen yapısı. Bana demiş ki sarı yeşile baskındır. Sarı yeşile baskın. Bakıyorum sarı sarı o zaman sarıdır. Bakıyorum yeşil yeşil o zaman yeşildir. E bakıyorum burada hem siyah hem sarı hem de yeşil var. Hangisi baskınsa o özelliği taşır. Sarı baskın olduğu için artık benim tohumum sarı oldu. <laughs> Saf döl var. Saf döl yerine kaynaklarda ne geçebilir karşı? Ne gelebilir? saf döl, homozigot veya çok güzel ilayda arı döl karşımıza çıkabilir. Melez ise diğer ismiyle heterozigot. Şimdi saf dölün <laughs> saf, arı veya homozigot. İki şekli olabilir. Nasıl olacak? Şimdi saf diyorsa anneden de babadan da aynı şeyi alacaksın. Anneden eğer sen büyük A aldıysan babadan da büyük almak durumundasın. Veya anneden sen çekinik bir gen aldıysan <laughs> yine aynı şekilde babadan da çok güzel nur hayat küçük alacaksın. Bu nedir? Saf baskındır. Bu nedir? Saf çekinik. Saf denilen şey saf aynı olacak. Annenden de babandan da gelen aynı gen olacak. Peki ikincisi melezdi. Melez denilen şey neydi? Diğer ismiyle heterozigot. Melez ise karışım bir ondan bir ondan. Yani bir büyük bir küçük tek bir ihtimali var Melez'in. Saf, içi, saf için ise iki tane büyük büyük de olabilir, küçük küçük de olabilir. Sonrasında çaprazlama demiş. Bunu geçiyorum. Şuradan bakalım. Demiş ki Melez kahverengi gözlü anne. Anneyi yazacağım, babayı yazacağım. Anne Melez kahverengiymiş. Baba yeşil gözlüymüş. Şimdi baba için babadan başlayalım. Baba için yeşil gözlü ama bana dememiş ki saf mı melez mi. Ama ben şunu biliyorum. Soru sonunda size muhakkak söyler. Kahverengi yeşile baskındır. O halde kahverengi baskınsa yeşile. Kahverengiyi ben hangi harfle gösteriyorum? Büyük A. Yeşil dediği için çekinik olduğu için küçük a. E çekinin tek bir ihtimali vardı. O da neydi? Chat çok güzel. Küçük a küçük a. Evet tatlım güzel. Güzel bir şifreleme Nurhayat'cığım. Anne ise melez demiş. Hatırla melez neydi? Karışım. Bir ondan bir ondan. Çaprazlamaya geldim. Nasıl çapraz diyoruz? Aynı matematikteki parantez dağıtma gibi. Birinci ile birinciyi getirip yan yana yazıyorsun. Büyük A küçük A. Birinci ile ikinci. ikinci ile birinci. Ve ikinci ile ikinci yazdım. Şimdi bakalım acaba bunların genotip oranları ne, fenotip oranları ne? İlk başta genotipi yazalım. Genotipte 3 ihtimal vardı. Büyük büyük olabilir, büyük küçük veya küçük küçük. E bakıyorum büyük büyük çıkmadı. O zaman büyük küçük çıktı. Kaç tane? 4 yavrudan ikisi. Yani yarısı %50. Bakıyorum saf çekiniye küçük küçükten yine yüzde %2'si. 2 i̇ki bölü 4'ü yani yüzde %50'si. Fenotipe geldiğim zaman iki tane ihtimal var. Ya kahverengi gözlüdür ya da yeşil. Bakalım kahverengi yeşil ama kahverengi baskın olduğu için birinci yavrum kahverengi. Kahverengi yeşil yeşil. Yani iki oranda fenotipteki iki oran ve genotipteki iki oranda yüzde elli geldi. Evet bebeğim. Biri melez biri saf çekinikse daima yüzde elli gelecek. Peki en çok çaprazlama elde edilen gen hangisiydi? Yani en çok genotip ve fenotip oranları İki melez. Evet. Evet demiş ki beyaz çiçekli olma ihtimali. Haydi cevapları bekliyorum çözeyim ben de. Homozigot mor ile heterozigot moru çaprazlamış. Ve benden istenen şey beyaz olma yüzdesi. 0 geldi, 25 geldi. 25 geldi. Haydi bakalım o halde. Bana soru sonunda demiş ki mor baskın. O halde ben mor gördüğüm yere büyük A, beyaza ise küçük A dedim chat. Homozigot mora baktığım zaman homozigot saftı. O halde büyük A, büyük A yazdım. Sıfır diyenler doğrudur. Heterozigot melezdi büyük A, küçük A. Çaprazlamaya geldim. Birinci ile birinci. Ne geldi? Büyük A, büyük A. 1 ile 2 büyük a küçük a. 2 ile 1 büyük büyük ve büyük küçük. Baktığım zaman evet yavrularda çekinik de olsa beyaz geni var. Ama beyazın tek bir ihtimali vardı o da küçük a küçük a. Geldi mi? Hayır. O zaman cevabım yüzde %0. <laughs> evet bakalım. Heterozigot uzun boylu iki bezelye. Heterizgot diyorsa ne yapıyoruz? Büyük A, büyük A. Melezdi. Tekrardan melez. İki melezde arkadaşlar en fazla çeşit elde ettiğiniz, en fazla oran elde ettiniz çaprazlamadır. Birinci ile birinci büyük A, büyük A. Bir ile iki büyük küçük. İki bir büyük küçük. İki iki küçük küçük. Bakalım genotip oranlarını yazalım. Bir de fenotip oranlarını yazalım. Hemen kalemimi değiştireyim. Evet genotip. Büyük A, büyük A, bir tane yavru. 1 bölü 4'ten çok güzel, harikasın chat %25. Büyük A, küçük A ihtimali 4 yavrudan ikisi yani %50. Küçük A, küçük A, 4 yavrudan bir tanesi yani %25. Fenotip oranlarına geldiğim zaman. Şimdi biliyorum ki uzun boy, şuraya üstte yazayım. Uzun boy, kısaya baskın. O zaman uzunlar büyük A, kısalar küçük A. Bakıyorum uzun uzun uzundur. Uzun kısa ama uzun baskın olduğu için uzun. Uzun kısa uzun kısa kısa kısa. O halde uzun olma ihtimali yüzde yetmiş beş. Kısa ise yüzde yirmi beş gelecek. Benden kısayı sormuştu. Yüzde yirmi beş cevabını ben yine sorunun tamamını çözdüm. Evet bu şekilde tablo şeklinde de biz çaprazlama yapabiliriz. Mesela bu çaprazlama aslında nasıldır? Düz tohumlu bezelye diyorsa... Evet Büyük D, büyük D çarpı küçük küçük. Aslında budur. Biz ne yapıyoruz? 1 ile 1, 1 ile 2. Ama bunu ayırmış büyük küçük olarak. Bunu ayırmış küçük küçük çaprazlıyoruz. Bununla bunun kesişimi. Ne geldi? Küçük D, küçük D. Burayla bura büyük küçük. Bununla bu küçük küçük geldi. Ama bence normal çaprazlama daha pratik, daha kolay. Evet sorulardan başlayalım. Bakalım kimler? Çok fazla doğru cevap çıkartacak. Merakla bekliyorum. Birinci soru. Yukarıda bir çaprazlama verilmiş. Yüzde kaçı beyaz renklidir? Zaten soruda net. Bakıyorum bir tane beyaz var. Yani 1 bölü 4. 25 ile genişlettim. Yüzde 25. Güzel. İkinci soruya geldim. Demiş ki birinci çaprazlama sonucu sadece melez. Yani 4 yavrumda melez gelecekmiş. İkinci çaprazlama ise tek çeşit genotip oluşur. Yani dördü de büyük büyük gelebilir. Dördü de küçük küçük gelebilir veya dördü de büyük küçük gelebilir. Ceyhan mı bakalım? Melez olması için demek ki hep anneden büyük alacak. Çok güzel, mükemmelsin chat. Cevabım Ceyhan büyük büyük ve küçük küçük. Ekran gitti mi? Ekran gitti yazılmış ama. Var mı şu an sıkıntı görüntüde? Tamamdır. Devam edelim o zaman. Demiş ki Acar ailesinde doğacak bütün çocukları mavi gözlü. Şimdi mavi gözlüyü tuttum aklımda. E mavi göz rengi de çekinikse anne ve baba nasıl olacak? Bu kadar. Devam ediyorum. Bana baskın ve çekinik özellikler verilmiş. Sonrasında demiş ki hangisi yanlış verilmiştir? Yanlış olanı istiyor. Ceyhan geldi bakalım Ceyhan mı? Ceyhan da büyük büyük göstermiş ama buruşuk, çekinik olduğu için küçük küçük olması lazım. Evet bir hipotez var. 2 tane moru çaprazlıyorum. O zaman Denizli'yi elerim. Ve hem mor hem beyaz elde ediyorum. E, beyazın olma ihtimal tek bir tane küçük küçük. O halde hem anneden hem babadan küçük gelecek. O da Ceyhan oluyor. Mükemmelsin ya demiş ki yeşil tohum yazılmalıdır. Yeşil tohum. Yeşil tohum küçük s ise ne yazıyoruz? Mükemmelsin. Yalnızca 3. Evet. Yine bir tablolu soru. Yukarıda bana özellikleri baskın ve çekiniklik durumlarını vermiş. Demiş ki hangisi doğrudur? Tek tek inceleyeceğiz. Adana geldi bakalım Adana mı mor için büyük B büyük M kullanabilirim sarı tohum büyükse kullanabilirim buruşuk kullanabilirim sarı tohum zarflı sarı tohumu bakıyorum çekinikse ben burada büyük kullanamıyorum Adana devam edelim hangisi yanlıştır? Birinci benzerliği uzun, ikincisi kısa. Uzunsa iki ihtimal olabilir. Ya büyük büyük ya büyük küçük. Kısa için tek bir ihtimal olacak. O yüzden cevabım ne oluyor? Mükemmelsin Denizli. Devam ediyorum. Akıncı Çakmak östrük Uçar ailelerinde anne ve babanın kulak memesi bakımından genotipleri verilmiş. Anneler babalar. Buna göre hangisinde yapışık kulak beklenmez? Yapışık kulak bir kere çekinik. Yani küçük harfle göstereceğim. Bakıyorum anne de baba da var. O zaman bundan beklenir. Ben anne veya babada da ikisine de küçük olmayan arayacağım. Bursa ve Denizli geldi bakalım. Bir kere akıncı olmayacak eledim. Devam ediyorum. Çakmak da sadece burada var. Bunda beklenmez. Evet. Öztürk'e bakalım. Burada da olamaz. Ama buradan gelebilir. Çakmak, Öztürk, Bursa. Evet bir çaprazlama verilmiş. Birinci aşamada şunu yapmamız gerekli. Tohum renkleri farklı olan saf 4 iki bezelye. Şimdi safsa nasıl yapıyor olmam lazım? Büyük A büyük A çarpı küçük A küçük A. Hatırlayın Mendel'in kontrol çaprazlaması. O halde ben burada dört yavrumu da melez elde ediyorum. İki melezi çaprazladığım zaman az önce demiştik iki melezde en çok oran yani sıfırlık bir oran yoktur. 50-25-25'tir bunu da elerim. Baktığım zaman B veya C kalıyor. Büyük A, büyük A oranı ve küçük küçük oranı yüzde 50 olacak. Bakıyorum Ceyhan mı? Melezde 50. Cevabım Ceyhan geliyor. Evet, heterozigot sarı. İki tohum. Yine ben iki melezi çaprazlamışım. Ne geliyor chat cevap? Adana geldi, Bursa geldi. Adana, Bursa. Bursa, Adana. Q dedi Zümra. Mehmet, Bursa, Zümra, Adana. Bakalım iki melezde. Yüzde yirmi beş bu ikisi gelecekti. Melez ise yüzde elli olacaktı. O yüzden melez Bursa değil mi chat? Burada büyük S büyük S elli demiş. Zaten şunlar olamaz. Üç tane oran gelecekti. Bursa geliyor. Melez yüzde elli. Burada saf baskın yüzde elli demiş. Ben güzel anlamadım mı güzelim? Hetirizgot sarı tohumlu iki beze. Tamam. Evet devam edelim. Saf baskın ve saf çekinik kalp. Çaprazlamışım. Hangileri söylenebilir? Çet, çok hızlısın sana yetişemiyorum. Mehmet Ceyhan, Zümra Ceyhan, Ege Ceyhan, Zuhal Ceyhan, Nur Hayat Ceyhan. Bakalım. Saf baskında işte ben... Genelde ay kullanıyorum. Ay yapalım. Çünkü U'lar birbirine yakın olduğu için karışabiliyor. 4 demeliyiz. Geldi mi? Evet. Tamamı uzun boylu mu? Evet. Tamamı U mu? Evet. Bir kısmı uzun, bir kısmı kısa. Kısa olması için küçük küçük lazım. Ama burada küçük olmadığı için olmayacak. Cevabım Ceyhan. <laughs> Demiş ki kıvırcık saç büyük A'dır, düz saç küçük A'dır. Buna göre 1, 2, 3, 4 çocukların hangisi kıvırcıktır? Hemen kıvırcık baskınsa büyük A yazdım. Düze küçük A. Şöyle daha net görebilin. Hangileridir? <laughs> Bakalım bir kere düz bulalım ilk önce. Düze düz. O zaman 4 hariç diğerleri yani Ceyhan. Çünkü buradan büyük büyük geldi. Evet burada düz saç geni var ama çekinik olarak bulunuyor. Yine buradan geliyor. Hem genotipi hem de fenotipi aynıdır. Yazalım. Buradan ne gelmiş? Büyük Y, büyük Y. Buraya baktım. Büyük Y, küçük Y. 3'e bakıyorum. Bununla bu büyük, küçük. Buna baktım 4'e. Küçük, küçük. Şıklardan gideceğiz burada. 1 2 demiş. Hayır. Bursa dediniz. Bursaya bakalım. 2 ve 3 mü? Evet. İkisi de melez yani ikisi de heterozigot ve ikisi de yuvarlak olacak. Yine iki tane ben moru çaprazlamışım. Mor çarpı mor ama beyaz çıkmış. Artık bunu öğrendik. İki melezi çaprazlıyoruz. Ceyhan dedik. Evet bakalım. Bir siyahla bir kahverengiyi çaprazlamışım. Siyah baskınmış kahverengiye. Bir kere kahverengi çekinikse kesinlikle küçük a ağ, küçük a'dır. İkinciye bakalım. O zaman Ceyhan gitti. Kahverengi oluyorsa Demek ki kahverengi. şu anne ve babasını yazacak olursak aslında burada kahverengi olması için küçük a küçük a. Anneden de babadan da alması gerekliydi. O zaman küçük de bulunduracak. Cevabı Bursa oluyor. Saf döl birey oluşma olasılığı daha yüksek. Saf döl. Nedir tabii ki? Adana. Devam ediyorum. Bir ailede anne ve baba çocuktan anne babanın saç şekilleri aynı. Anne ile baba aynıymış. Şöyle yazayım. Anne babanın saç rengi aynı. Baba ve çocuğun farklı. Çocuğunki babadan farklı. Demek ki çocukla anne aynı olabilir. Sonrasında demiş ki anne babanın çocuğun saç şekilleri bakımından genotipleri hangisi olabilir? Bakalım Denizli geldi, Bursa geldi. Şimdi anne baba aynı olacak. Bakalım anne baba aynı mı? Evet A şıkkında aynı. Burada aynı. Burada aynı. Buradan eleyemedim. Ama şunu biliyorum. Baba ve çocuğun farklı. Baba ile çocuk farklı. Bakın burada aynı baba çocuk. Burada farklı. Burada farklı. Burada farklı. Baktığım zaman anne babanınki aynı olacak. Çocuğunki farklı olacaksa bir kere. Demek ki anne baba ikisi de melez. ikisindeki çekinik genler bir araya gelmiş ve çocuk farklı olmuş olacak. Evet, hangisi olabilir? Bir soy ağacı vermiş. Beş tane birey var. Bunları yerleştireceğiz şimdi. İlk başta şunları yazalım. Haydi chat, sendeyim. Homozigot baskın. Nasıl yazacağım? Baskınsa büyük A büyük A. Heterozigot baskın büyük A küçük A. Heterozigot baskın, homozigot çekinik ve heterozigot baskın yazdım. Şimdi hangisi olabilir dediğine göre ben bunu şıklardan gidiyor olmam lazım. Tek tek inceleyeceğiz nereden ne gelebilir tarzında. Bence dörtten başlamamız mantıklı çekinik olduğu için dördü ben buraya yazsam. Bir ve iki olabilir mi? Bir ve ikiyi yazdım. Bakın küçük buradan geldi ama buradan gelmedi eledim. Ceyhan denildi. Ceyhan'a bakalım mı direkt? Yani sırayla gidelim. Haydi Ceyhan diyelim o zaman. Dörde bakıyorum, yerleştirelim. Küçük a, küçük a. Beşe baktım, büyük küçük. Bunlardan gelir mi? Bir, bir gelir mi sizce? Büyük büyük. Gelmez. Bursa'ya bakalım. Bir ve dört. Bir'e baktım, büyük büyük. Dörde baktım, küçük küçük. Buradan gelir mi? 3, 2, 5. Denizli'ye bakalım. Bir ve iki, çaprazlamış. Büyük büyükle, büyük küçük. Sonrasında buradan ne geliyor? Büyük büyük gelir. Büyük küçük gelir mi? Dört gelir mi? Bakalım tekrardan. Beş ve dört. Beş ve dörde baktığım zaman. Büyük küçük, küçük küçük. Melez geldi. Evet yine bir benzer soru. Az önce bir benzerini çözmüştük. İkisi de saf. Hangisi söylenebilir demiş. Çaprazladığım zaman ne geliyor? Yüzde yüz saf mıdır? Hayır. Yüzde yüz melez olacak. Bir olanları ele. Gitti. İki otomatik doğru çıktı. Zaman kazandım. Yine bakalım. Uzun boydur. Evet. Dördü de melez gelecek. Safla melez demiş. Hayır. Cevabım. Bursa. Yalnız iki. Evet. LGS sorusuyla kalıtım tanıtım dersini bitiriyorum arkadaşlar. 2020 LGS sorusu kalıtımla ilgili. Bakalım kimler yapacak? <laughs> Evet haydi bakalım. 2020 LGS kalıtım sorusu. iki tane bir tane öngörümüz var ve deney aşaması verilmiş. Sonuçlar verilmiş. Hangisine doğru cevap verilmiştir denilmiş. Bursa geliyor cevaplar. Acaba Bursa mı bakalım. Şimdi demiş ki düzgün tohumlu iki bezelye çaprazlanmış. <laughs> hem düzgün hem de buruşuk elde edilmiş. Ben iki düzgünü çaprazlıyorsam ve buruşuk elde edilmiş elde edebiliyorsam. Bursa geldi, Ceyhan geldi. Sonuçta diyor ki yeni kuşakta sadece düzgün tohum var. O zaman şunu düşüneceğim. Ben iki düzgünü çaprazlayacağım. Bir kere Bursa olamaz. Neden? Çünkü burada çekinik var. Bunu eledim. O zaman şimdi ben öyle bir deney yapacağım ki chat. İki tane düzgünü çaprazlayacağım. Fakat buruşuk elde etmek istiyorken elde edemeyeceğim. Mesela A şıkkına baktığım zaman buradan gelir çekinik. O yüzden yapamam. Demek ki ben Ceyhan'ı yapmışım. İki tane düzgünü çaprazlamışım. Beklediğim buruşukmuş ama buruşuk elde edememişim. Ama yapması gereken doğru çaprazlama iki melezi çaprazlayacak ve gelecek. O yüzden lütfen LGS'de bu tarz hatalara düşmeyelim arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Var mı anlaşılmayan bir yer chat? Emin miyiz? Dersimiz güzel geçti bence. Yine tekrardan kaydolmak istiyorsanız söyleyeyim. İsmimi kullanarak Feyza Hoca koduyla %20'lik bir indirimden yararlanabilirsiniz. Hepinizi derslerimi bekliyorum arkadaşlar. Zaten yarım dönem kaldı. Beşinci ünitedeyim basit makineler. Basit makine normalde e, fizik konusu ve bol sayısal. Umarım... Yani devam edersek beraber çok güzel dersler bizi bekliyor olacak. Devam edemezsek de hepinizin yolu açık olsun diyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Umarım LGS güzel geçer. Emeklerinizin karşılığını sonuna kadar alırsınız. Var mı derste anlaşılmayan bir yer? Kafanıza takılan. Bakayım süremiz. Bu soruyu anlamayan bir kişi var. Onu tek normalde matematik dersiniz kaçta başlıyor arkadaşlar? Rica ederim bebeğim. Matematik dersiniz kaçta başlıyor? Ona göre bir tane basınç sorusu çözmek istiyorum. Tamam daha varmış. Bu soruyu anlamayan birisi var. Bebeğim matematiğin tanıtım olup olmadığını bilmiyorum ama tanıtım eğer bu saat mesaj geldiyse tanıtım vardır. Şimdi bu soruyu anlamayan arkadaşlarımız için tekrardan anlatayım. Şimdi diyor ki soru da bana öngörü olarak şunu söylüyor. İki tane düzgünü ben çaprazlayacağım. Düzgün biliyorsun ki buruşa baskındır. Yani bu D ise bu küçük D'dir. Sonra ben çaprazlamışım ve çaprazlama sonucunda hiç buruşuk elde edememişim. Ama istediğim şey şu diyor ki ben iki düzgünü çaprazlayayım, buruşuk elde edeyim. E sen iki tane düzgünü çaprazladığın zaman nasıl buruşuk çekinik bir şey elde edebilirsin? Eğer buruşuk elde etmek istiyorsan buruşun tek bir ihtimali vardı o da küçük de küçük de. E sen birini anneden birini babadan aldın. E bunların yanına küçük de yazamayacağım için aslında bunu yapıyor olman lazım. İki melezi çaprazlıyor olman lazım. Şimdi demek ki kaldı Bursa ve Ceyhan. Ve ben Çaprazlamışım elde edememişim aslında iki düzgün neden bursa değil çünkü bursa buradaki buruşuk benden dediği şey düzgün iki taneyi çaprazlıyor. Tamam mı? Bir tane basınç sorusu çözelim. Sonra dersi bitireyim. Dön Nereye kullanayım? Hadi şurayı kullanayım. Gitmiyorsunuz. Bir tane basınç sorusu soracağım. Ondan sonra gidebilirsiniz. Basınçları sıralamanızı istiyorum. Katı basıncı. Bunların her bir biri blok. Bloğun her biri F kuvvetine ve yüzey alanları SS kadar. Muhteşem çizimimle. Evet, A, B, C isimlerini verelim. Basınçlarını karşılaştırınız. Hepsi eşit geldi Nur Hayat'tan. Acaba hepsi eşit midir? Haydi bakalım. Bakayım cevaplar ne gelmiş. 1 eşit 2 büyük 3 değil değil. Haydi bakalım bununla dersimizi bitirelim. Katı basıncında kuralım neydi? Kuvvet bölü yüzey alanı. Kaç kuvvet var? Saydım 9. Yüzey alanım 1, 2, 3'ten basıncım 3. İkinciye geldim. Kural unutmuyorsunuz sorularda sürekli karşına çıkar. Kuvvet ve yüzey alanı kuvvet ve yüzey alanı aynı oranda artar veya azalırsa basınç değişmez. Saydım 6, yüzey alanı 2, 6 bölü 2'den basıncım 3. Saydım kuvveti 4, yüzey alanım 2, 4 bölü 2'den 2. Yani A eşit B büyüktür C. Birçok kişi söylemişti galiba. 3, 3 eşit büyüktür 2 olacak. Evet arkadaşlar tanıştığımıza çok memnun oldum. Hepinizi öpüyorum. Zuhal'cim yerim. <laughs> Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Umarım gelirsiniz. Gelmezseniz de... Teşekkür ederim. Gelmezseniz de sınavınızda başarılar diliyorum. Umarım emeklerinizin karşılığınızı alırsınız. Öpüyorum. İyi akşamlar.